Bugün iki soruya bakacağız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ribatların işlemi değildir? Ribat neydi arkadaşlar? Ribat bir kervansaraydı. Yani kervansaraylarla aynı işlevi görüyordu. Aşağıdakilerden hangisi ribatın işlevi değildir? Arkadaşlar ribatlar bir konaklama yeridir. Yani günümüzdeki mola yerine benzer. Buraya gelen kişiler hem ticaret yapar hem de konaklama yapar. Fakat ticaret ve konaklama dışında bazı işlemleri de vardır. Mesela bunlardan biri de güvenliktir. Ribatların etrafında askerler bulunur. O bölgenin güvenliği askerler tarafından sağlanır. Aynı zamanda ribatlar Müslümanlığı yaymak için de kullanılır. Nasıl kullanılıyor? Arkadaşlar ribatlarda 5 vakit ezan okunur. Ve adamlar şunu düşünmüş. Bu ezanlardan etkilenip Müslüman olabilecek kişilerin olabileceğini düşünmüşler. O yüzden ezanların okunması da Müslümanlığın yayma işlevinin olduğunu gösterir. Fakat arkadaşlar ribatlar hiçbir zaman asker yetiştirmek amaçlı kullanılmamıştır. Diğer sorumuz ise aşağıdakilerden hangisi kurulduğu yerin ismini alan devlettir? Arkadaşlar kurulduğu yerin ismini alan devlet iki tanedir. Bunlardan biri Gazne'dir arkadaşlar. Afganistan'da kurulmuştur. Diğeri de arkadaşlar Harzemşah'tır. Harzem şehrinde kurulmuştur. İki devlet kurulduğu yerin ismini almıştır. Fakat Karahanlara baktığımızda Karahanlılar kurulduğu yerin ismini almamıştır. Karahanlılar arkadaşlar güzel, huylu demek. Boylar halinde örgütlenmişlerdi. Ve Orta Asya'da kurulan ilk Türk Müslüman devletti. Bunu da bilmemiz lazım. Özellikle Karahanlılar arkadaşlar soru olarak çok geliyor. Fakat burada şunu bilmemiz lazım. Gazneliler kurulduğu yerin ismini alan bir devlettir. Tıpkı Harzemşahlar gibi.